Değerli Gentlemanlar Kulübü, Albert Hellman karşınızda. Bu bölümde Glenfiddich, 12 yıllık fıçılarda üretilen İskoç viskimizi, single malt viskimizi sunacağız. Biraz ilginç bir yemek var. Değişik, eğlenceli görüntüler var. Keyifli seyirler dilerim. Değerli Gentlemanlar Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda. Albert Hellman karşınızda. Gentlemanlar Kulübü'ne saygılarım var. Başlamadan önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta ilk defa hipnotizma sanatının birinci bölümünü sizlere sundum. İzleyenlerin sayısı çok değil. Fakat çok anlamlı mesajlar aldım sizlerden, yorumlar da aldım. Aslında hepimizin böyle bir iç huzura ihtiyacı var. Çünkü hayat artık mücadelenin ötesine çıktı. Onun için bu bölümlere devam edeceğim. Ve çok kişinin de memnun kaldığına ben daha çok memnun oldum. İleriki bölümlerde çok çok daha güzel alıştırmalar yapacağız. Şimdi Glenfiddich malt viskimize tekrar dönelim. Artık blend viskileri geçmiştik biliyorsunuz. Şimdi direkt özene bezene yapılan malt viskileri inceliyoruz. Glenfiddich 1886 yılının Noel günü yani 24 Aralık günü kuruldu ve 1887'nin yılbaşısında da satışa sunuldu. Çünkü artık içki yasağı kalkmıştı. William Grant adında bu kahraman insan, hadi dedi, ilk defa single malt yapalım, bakalım nasıl olacak. O viskiye aşıktı. Aynı zamanda karısına da çok aşıktı. 9 çocuğu vardı. 9 çocuğu olunca tabii ki dedi ki ben bu çocukları biraz çalıştırayım. Ve kendi viski üretiminde kendi çocukları ona hep yardımcı oldular. Günümüzde de 5. nesil aynı aile üretime devam ediyor ve gururla yapıyorlar bu ürünü. Dünyada en iyi satan malt viskisi. Hatırlarsanız daha önce Glenfiddich'te yapmıştık. O da 12 yıllıktı. Karşılaştıracağız. Büyük rakipler birbirlerine. Ama bakalım aslında ne fark var. Hepsini hep beraber inceleyeceğiz. Bu güzel şişenin üçgen olması çok değişik geliyor insana. Bugün benim doğum günüm. 7 Aralık. Aslında Amerika'da 7 Aralık pek hayırlı bir gün değil. Çünkü Pearl Harbor, Japonların 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'yı savaşa sokmak için ilk defa Hawaii'deki üslerine saldırma günü.
birçok insan öldü. Burada bayraklar yarıya iniyor. Onun için doğum günümü bugün kutlamayacağım. Fakat bu şişeyi içeceğim. Başka bir gün, hafta sonu inşallah çok güzel eğlenceye çıkacağım. Evet, %40 alkolü var. Bu şişe $39 Amerika'da en ucuz 12 yıllık malt viskisi olarak söyleniyor. Hadi açalım. Bazı arkadaşlar diyor ki, abi diyor kapağını açıyorsun, içmişsin daha önce, istemiyoruz. Bakın işte sizin için hiç içilmemiş. Aha! Görüyorsunuz çok güzel bir şişesi var. Gerçekten çok şık. Açıyorum. Hazır mısınız? Şurada bir çentiği var. Çentiğini açalım. Mükemmel. Kapağını da açıyoruz. Şimdi yavaş yavaş. Çok çok güzel. Mantarı ıslak. Şaraptan da ne öğrendik? Mantarı ıslaksa demek ki yoğunlaşıyor burası. Hava almasını engelliyor. Bunu buraya koyalım. Çok güzel. Bir viskimiz daha var. Bu da bizim klasik Durs. Her zaman benim buzdolabımda vardır. Ve karşılaştırmalar için ideal olduğunu hissediyorum. Çünkü bilinen blend bir viski. Böylelikle farkını anlayabilirsiniz. Gelin dolduralım. Evet. İlk başta Durs ile karşılaştırırsak, Durs buzdolabında olduğu için biraz soğuk. Ama bakın renkleri çok benziyor. İkisinin de altın sarısı şampanya rengi var. Gerçekten çok benziyorlar değil mi? Ama tadına bakalım. Bakmadan önce şöyle güzel bir koklayalım. Evet. Derinden baya baya hoş bir koku geliyor. Müthiş. Biraz havalandıralım. Web sitelerinden aldığım bilgiye göre bu viskiyi 12 yıllık sherry fıçılarında bekletiyorlar. Sherry biliyorsunuz şarabın likörü, yani üzüm likörü gibi bir şey. Çok tatlı olduğunu hissediyorum. Kokudan da zaten çok tatlı. Güzel bir vanilya. Karamel kokusu. Tatlı. Evet, bayağı hoş olduğunu hissediyorum. Gelin tadımına geçelim. Genzinden inerken gördüğünüz gibi yakıyor. Ama ne hissediyorum? Çok tatlı aslında. Tatlı ama şeker tadı değil. Sanki bir balı yedikten sonra damağınızın arkasında acı bir tat bırakır ya, onu hissediyorum. Bunun dışında karamel yoğun olarak var. Çok güzel. Vanilya, karamel. Ama bir meyve tadı var. Normalde biliyorsunuz elma ve armut. Özellikle kabukları bu viskilere çok ayrı bir tat veriyor. Fakat daha güzel, daha yumuşak, böyle bir kremalı pastanın arkada bir çilek tadı hissediyorum. Evet, işin ne olduğunu bulduktan sonra o tadı hissetmek daha kolay oldu. Bu viski diğer viskilerden daha ağır olduğunu ifade etmek zorundayım. Yani partilerde içelim, tokuşturalım, dikelim kesinlikle değil. Güzel bir yemekten sonra, güzel bir sohbet esnasında içilecek güzel bir viski. Sadece ileri derece viski sevdalıları için diyorum. Bakın mideme iniyor, buralarım hep yanıyor. Ve tatlı, biraz fazla tatlı olduğu için, hani midenizde çok tatlı yediğiniz bir şey hissedersiniz ya, onu hissediyorum. Muhakkak ki alışacağım. Devam.
Bu viski 39 dolar demiştim. 12 yıllık. Tabii 14 yıllık 60-70 dolar, 15 yıllık 100 dolar. İşte 18 yıllık 250 dolar, 21 yıllık artık fiyatına bakmadım bile. Onlar bize aşıyor. Belki bir gün içeriz. Kafa ütüleme. Arkadaşlar, bu haftaki kafa ütüleme bölümünde çok derin bir konudan bahsetmek istiyorum. O da çok değerli bir centilmen arkadaşımızdan geldi. Değişik konulara değiniyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü puro içerken, yemekte, bir şey içerken, kültürel bir toplum içerisinde değişik konulara değinmek her zaman güzeldir. Çünkü sizin akılcı konularda ve değişik konularda fikir sahibi olmanız ve değişik fikirler yürütmeniz çok önemli. Bu yüzden sizlerle beyin jimnastiği yapmak istiyorum aslında. Her konuda herkesin bir düşüncesi vardır. Bu düşüncelerinizi de sözlere, kelimelere vurmak istediğinizde nasıl davranmanız gerektiğini zaten benim videolarımdan görüyorsunuz. Bir işin gelmişini, geçmişini, sebeplerini, olabilecek etki ve tepkilerini, hepsini düşünmeniz lazım. Bu her konuda olabilir. Benim klasik size bahsettiğim beyin fırtınası, her zaman kalem kağıtla yapmak zorunda değilsiniz. Kafanızda beyin fırtınasında bir konu hakkında sağa solu, ileri geri konuşabilirsiniz ve değişik yerlere çekebilirsiniz. Etkilerini, sonuçlarını söyleyebilirsiniz. İşte olayın sırrı bu. Bugün de korkularımızdan bahsedeceğiz. Korkular. Aslında günümüzde hep korkularımız var, değil mi? Maddi geçim sıkıntısı korkusu, evsiz kalma korkusu, böyle bir güvensizlik aslında bu işin sırrı. Bir şey hakkında güveniniz, kendi güveniniz yoksa kayalara, sağlam direklere bağlı değilseniz o zaman akıntıya sürülme korkunuz vardır. Fakat bu korkuların gerçekten sebebi var. Bu korkuları sizlere kimler yüklüyor? Sizlerden bir şekilde ileriki zamanlarda yararlanmak isteyen ve ucuza yararlanmak isteyen insanlar. Bakın, bunlar politikalar olabilir. Halkı fakirlikle, savaşla, virüsle korkutabilirler ve bu korkuyla insanları bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlar. Ve biz de mecburen yapıyoruz. Çünkü çaresiziz. Bilgimiz de yok, dizginler elimizde de değil. Bu yüzden korkulara sahibiz. Fakat bu korkular nereden başlıyor aslında? İnsanlara korku diye bir şey yüklenmiş olması lazım. Bakın, benim yeğenim Eren 1 yaşına kadar, hatta 1,5 yaşına kadar hiçbir zaman korku bilmedi. Karanlık odaya da gitti, kendi başına bir yerlere yürüyüp bir şeyler görmek istedi, hayvanlara da dokundu. Doğuştan hiçbir şekilde korku yoktu. Fakat bir şekilde 2 yaşındayken anaokuluna gitmeye başladığında etraftan duyduğu şeylerle, işte hayaletler, böcekler, yok süper kahramanlar, kötü kahramanlar vesaire vesaire, çocuğa bir korku geldi. Ve karanlık odalara girmemeye başladı. Yok yatağımın altında canavar var. Ben de diyordum, nerede o canavar? Getir o canavarı, ben bir döveyim onu. Süper dayı olarak gidiyordum ve sanki bir canavar varmış gibi, al sana pis canavar, al 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 al, dövüyormuş gibi yapıyordum. O da çocukta kendine güveni geliyordu. Yani canavar olsa bile benim dayım onu döver, onun için korkmam ben ondan. İşte psikologlar biliyorsunuz her zaman hastalarını, çocukluğunu, annelerini vesaire sorarlar. Çünkü insanlar korkuları kişiliklerine aynı zamanda, ama korkularını da bu yaşta kaparlar. Etraflarında olan olaylar, savaş, salgın, evdeki huzursuzluk, okulda başarısızlık vesaire vesaire, korkular bu yüzden başladığı için hastalarını tedavi etmek için geçmişe dönerek bu işin nereden başladığını öğrenmeye çalışırlar. Benim özel hayatım çok kapalı değil. Ben herkesle konuşmayı severim. Benim de aslında bir sürü korkum vardı. İnanır mısınız? Ben karanlıktan çok korkardım. Küçük böcekten çok korkardım.
Çünkü bir güvensizlik vardı. Ben 8 yaşındayken, o zaman durumumuz çok iyiydi ailevi olarak. Annem artık fabrikaya mı nereye gidiyorsa babamın iş yerine gidiyor ve orada sekreterle basıyor. Daha sonra işte evde aile kavgaları vesaire vesaire, büyük şamatalar ve baba bizi 5 kuruşsuz terk ediyor. Yani ben bugün köpeklerimi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ben köpeklerimi dahi terk etmem. Bakın onları bir sürü ülkelere götürüyorum. Lori artık aramızda yok ama Düt her zaman benimle. Ve bu korkular çocukken başlıyor dediğim gibi. Benim de bu tür korkularım, ben şimdi anlıyorum tabii ki bir yetişkin olarak, işte evde bir baba, bir güven olmadığı için kendime yönelik korkular geliştirmişim. İşte diğer çocuklardan korkuyordum çünkü bir dayak yeme vukuatı vardı. İşte kim korkuttuysa dayak yeme vesaire. Anne tarafından büyütülen bir oğlan çocuğu. Anne istediği kadar sevgi verebilir ama bir babanın verdiği güveni maalesef sağlayamaz. İşte aile bu yüzden önemlidir. Ve ben küçük yaşlarda çocuklarla konuşamazdım. Kızlarla daha çok oynardım. Evet, ilkokul 1-2. sınıfta kızlarla daha çok oynardım. Çünkü annem ve kız kardeşlerim evde hep hanım, işte bir erkekle nasıl bağlantı kurulur, erkekler işte top oynar, kudurur, kavga da ederler. O yüzden benim korkularım vardı, oynamaz. Fakat daha sonra bu işin böyle olmayacağını kendi çocuk halimle anladım. Ve kendi kendimi geliştirmeye başladım. Diğer tabii biraz daha da büyüyorsunuz, fiziken de büyüyorsunuz. Erkek çocuklarla oynamaya başladım. Top oynamaya, işte bazen güreş, bilmem ne. Tabii ki bunları hepsini aştık. Başka ne korkularım vardı? 1980'lerdeki ihtilal ve devletteki, hükümetteki değişiklikler, olaylar, askerler vesaire. Bunlar da beni çok etkilemişti. Ve hatırlıyorum, okulda, sınıfta askerler vardı. Ben çok korktum. Altıma çiç yaptım. Ondan sonra annemi çağırdılar. Annem geldi. 8 yaşında mıydım? Öyle bir şeydi. Ama gördüğünüz gibi zavallı bir çocuk olarak, küçük bir çocuk olarak benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Dünya o kadar kötü ki korkular hep bize yüklüyorlar. Fakat bunları yenmemiz lazım. Her psikoloğun dediği gibi korkunun üzerine giderek yenilir. Yani böcekten korkuyordum. Böceği buldum. Böceği elimin üzerinden aldım. Dolaşmasına baktım. Ne yapıyor? O sonuçta bir hayvan. Yani yemek arıyor. O mu büyük, sen mi büyüksün? Kim kimi yiyecek? Yani sen onu bir ayak ucuyla ezebilirsin. Fakat o sana bir şey yapamaz. Alt tarafı böyle bir sokar, ısırır. Bir kızarıklık olur. 2-3 güne geçer. Bunları anlamak tabii ki çocuk olarak uzun zaman aldı. Gerekimize. Velhasıl ülkemizdeki malum parlak dönemler, herkesin bir geçim sıkıntısı var. İşte babasız tekrar büyümenin sebebiyle işte okuldaki öğretmenler azarlar. İşte top oynarsın, bir adam gelir, çekilin mahalleden, top oynamayın, kızar, azarlar. Kaçarsınız. Çocuksunuz, küçüksünüz, ne yapabilirsiniz? Elinin tersiyle bir tane vursun size, siz canınız çok yanar. Fakat kendi kendimi geliştirdim. Yani biraz isyankar olmayı öğrendim. Herkesin üzerimde baskı kurmasına izin vermedim. Ki bu ileriki yaşlarda da daha da gelişti. Hep korktuğum şeyler üzerine kendimi attım. Denize atlayamazdım. Çünkü orta kulak iltihabım vardı. İşte o yüzden korkuturlardı. Aman kulağın ağrır, kulağın ağrır. Neyse, denize atlamaya başladım. Yani kıyıdan, sahilden, iskeleden atlamaya başladım. Baktım, fena değil. Yani kulağımı bir şey yaparsam, şöyle bir teknik yaparsam oraya su kaçmıyor. Demek ki her işin bir teknik çözümü varmış. Ondan sonra kavgalar, tabii erkekler hemen böbürleniyor biliyorsunuz.
biliyorsunuz bizim Türk erkeği falan falan ellerle kollarla dayılık taslarlar. Ve özellikle Türkiye'de sevmediğim bir şey, iki çocuk mesela kavga edecekler. Tamam, bırakın etsinler, yani içlerindeki o vahşi ilkel duyguları ortaya çıkarsınlar. Hemen onun arkadaşları gelir. 3'e karşı 1 olurlar, 5'e karşı 2 olurlar. İşte bu Türkiye'de görmüş olduğum çok kötü bir şey. Halen de öyle. Mahalleyi toplayıp geldim. Kardeşim, sen gücün varsa teke tek yapın. Ben motosiklet dönemlerinde çok sıkıştırıyorlardı. Yani sakince her şeyi çözmeye çalışıyordum. Ama birkaç kere de vukuat oldu. Bakıyorum 2 kişi geliyorlar. Ben diyorum ki aranızdan birini seçin, biriniz gelsin. Erkekseniz. Böyle 2 kişi falan filan. Peki 2 kişi. Birkaç kere dayak yedik. Birkaç kere dayak attık. Ama gurur duyduğumuz şeyler değil. Fakat korkularımı üzerimden attım. Yani ne var, trafikte adam benim üzerime kırıyor motosikletle. Beni öldürecek. Ben yani korkup kaçayım mı? Korkmayacaksınız arkadaşlar. Her zaman savaşacaksınız. Çünkü hayat mücadele. Hayatı böyle. Hayat böyle yaratılmış. Yani bir kartal bir tavşanı yiyor. Tavşan kaçmak zorunda. Ama hayvanlar devamlı dövüşüyor. Ve korkularımızı böyle yenmemiz gerektiğine inanıyorum. Onun için korkularınızı alın, bir kalem kağıda dökün. Ne korkunuz var? Patronunuza söyleyemiyor musunuz? Kız arkadaşınıza derdinizi anlatamıyor musunuz? Bir kıza içinizi açamıyor musunuz? Ailenize belli bir durumu anlatamıyor musunuz? Bunları yazın ve altına beyin fırtınası, her zaman her şeyde kullandığımız gibi beyin fırtınası yaparak bu problemi akılcıl yönden nasıl çözebileceğinizi kendiniz bulmanız lazım. Başka kimse size tavsiye veremez. Çünkü herkes kendine göre düşünür. Yani ben birisine bir problemimi anlatsam, bir motosikletle trafikte olan bir vukuatı anlatsam, aman abi uğraşma, kaç bas git. Tamam da o kaçar, bu kaçar. Bu sefer ne oluyor? Akılsızlar üstümüze geliyor ve bir şekilde bir cesaret buluyorlar. Üstümüze daha çok çıkıyorlar. Bunu toplum olarak yenmemiz lazım. Bize her korku salandan kaçmamamız lazım. Bakın günümüzde de üzerimizdeki kişiler, büyüklerimiz hep bize korku salıyorlar. Yok virüs var. Yok işte ekonomi batar. Yok bilmem ne. Kardeşim bırak batsın, senden duymayayım. Daha iyi yani. Bırak bizi kendi halimize bırak madem öyleyse. Sen madem bu duruma getiriyorsun olayları, o zaman hiç orada durma yani. Bırak biz kendi kendimize çözeriz. Ama buna da müsaade etmiyorlar. Çünkü kendi interesleri söz konusu. Şimdi bu konunun üstünden nasıl geliriz? Bu kendi yaşantımızda, yaşımız ilerledikçe korkularımızı yenerek, üzerine giderek ve akılcı çözümler bularak yapabileceğimiz şeyler var. Fakat gelecek nesiller için bizim de bir parça görevimiz var. Gelecek nesilleri biz daha cesaretli, yürekli insanlar olarak yetiştirmek zorundayız. Çocuklarınıza öcü gelir, yaramazlık yaparsan efendim Spider-Man gelir, yaramazlık yaparsan işte seni yer, yok öğretmen gelir, yok polis gelir, o gelir bu gelir. Değil, böyle öğretmememiz lazım. Burada Amerika'da özellikle, diğer başka okullarda da gördüm yurt dışında, çocuklara kesinlikle korku salmıyorlar. Diyorlar ki bak böyle yaparsan böyle olur. Arkadaşın üzülür, arkadaşının canı yanar. Veya böyle yaparsan cam kırılır. Bilgin olsun. Ha, çok da çocuğu üstelememek lazım. Bırakacaksınız. O çocuk bir kere, her çocuğun bir şey kırma hakkı vardır. Bir çocuk bir kere bir televizyonu kırar, camı kırar, bir şeyi kırar. Ondan sonra anlar. Ama kırmadan, bozmadan onu öyle olmaması gerektiğini anlayamaz. Onun için çocuklarımızı korkutmak yerine güzelce izah etmemiz lazım. Ve kontrollü bir şekilde bir şeyi kırmasına belki müsaade etmek lazım. O zaman çocuk anlar. Çünkü vardı bir şey ama benim yüzümden bir anda
yok oldu. Biz hepimiz insanız, hepimiz akıllıyız. Kimse burada şapşı değil. Çocukken bile olsa kesinlikle anlarız. Bakın köpekler bile, düt bile bazen bir şey yaptığında, mesela bir kablo vardı, o kablodan oğlum geçme, gel böyle, gel böyle diye diye. Fakat o bir kere geçti, orada avizeyi düşürdü, kırdı, ondan sonra kablolara güzel güzel geçiyor. Yaramazlık yapmıyor. Yani herkesin, her şeyin bir eğitimi var. Her şey eğitimden başlar. Korkularımızı yenmemiz lazım. Tabii korkmamak için kendimizi geliştirmemiz şart arkadaşlar. Fiziki olarak da güzel bir spor yapın. Yani bilardo da olabilir, ping pong da olabilir. Vücudunuz biraz çalışsın, kan damarlara gitsin, biraz kas oluşturun, yağ oranınızı düşürün. Fiziksel olarak fit olmamız lazım. Ve aynı zamanda da akıllı olmamız lazım. Kitap okuyun. Gerçekten okuyun arkadaşlar. Bir kitaptan neler öğreneceğinizi tahmin edemezsiniz. O size zihinsel güven verir. Ve birisi falan geldiği zaman siz bir kurnazlık düşünüp onu alt edebilirsiniz. Ve olmadı da fiziksel gücünüz olduğu zaman kendinizi onun karşısında zayıf hissetmezsiniz. Benim hayatımda da öyle oldu. Ben size şimdi cılız bir fotoğrafımı koyuyorum. Bakın şimdi pehlivan gibiyim. Ama kendimi çok geliştirdim. Dövüş kursuna gittim. Evet dayak yedim. Fakat yiye yiye biraz dayak atmasını öğrendik. Ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani birisi size geldiğinde ne yapacağınızı tahmin ediyorsunuz. Kaçacak mısınız? Saldıracak mısınız? Bir şekilde bir formül mü bulacaksınız? Dostane bir çözüme mi gideceksiniz? Bunları hep öğreniyorsunuz. Ve aynı zamanda eğer siz akılcı olursanız ve etrafınızda güzel bir izlenim bırakırsanız, o zaman zaten kimse size karşı gelmez. Herkes size sevgi ve saygıyla bakar. Bakın Centilmenler Kulübü. Hanginiz bana kötü bir şey söylemek ister? Çünkü benim iyi niyetimi biliyorsunuz. Ben sizlere karşı değilim. Sizleri kendi hayat yaşantımdaki tecrübelerle bilgilendirmek istiyorum. Sizleri iyi yönde yukarı doğru çekmek istiyorum. Tabii bunun dışında hayattaki dövüş sanatlarında bir kitap okuyarak çeşitli teolojiler, yani akılcı fikirler, yönler, taktikler ediniyorsunuz. Bu da ayrıca önemli. Bakınız, sizleri korkutarak baskı altına almak isteyen insanlardan uzak durunuz. Çünkü onun kendi bir garip egosu ve değişik bir tarzı var. Onu istemezsiniz. Onun yerine sizinle beraber ileriye ülkeyi, ailenizi, şehrinizi, sizi ileri doğru taşıyacak insanları bulmanız lazım. Eğer siz yanlış kahramanlar elde edinirseniz, o yanlış kahramanlar size ileride pek faydalı olmayacaktır. Kendi menfaatleri dışında. Değerli centilmenler, sonuç olarak çocuklarımızı, geleceğimizi korkular ile doldurmayın. Bırakın onlar güzel yaşasınlar. Bakın burada Amerika'da çocuklar korkusuz büyüdüğü için çok çok daha akıl dolu bir hayat var. Yani trafikte kavga yok, insanlar sıraya giriyor, birbirlerini kayırmaya çalışmıyorlar. Ondan sonra işte aman benim tanıdığım var da bilmem ne, torpile morpile ihtiyaç bile duymuyorlar. Çünkü biliyorlar ki zamanı gelince sıraları ona gelecek. Dürüstlüğü öğreniyorlar. Çocuklarınızı korkutmayın. Özellikle aileler, ebeveynler, sevgili öğretmenlerimiz, biliyorum çok 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 zor şartlarda çocuklarımıza kendinizi adadınız. İnşallah böyle olmaz. Atatürk zamanında demiş ki, efendim demişler, paşam yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyoruz. Milletvekilleri ne kadar maaş alsın? Atatürk de demiş ki, öğretmen maaşından fazla olmasın.
Bakın, şimdiki duruma bakın. Bütün sülalesinin diş sigortası var. Hepsinin maşallah 32 dişi çok güzel. Neyse, o konulara girmek istemiyorum. Sonuçta sevgili öğretmenlerimiz, sizin evinizde ve omuzlarınızda çok yük var biliyorum. Ama lütfen çocuklarımızı azarlamayınız. Onlar çocuk, biz de çocuktuk. Unuttunuz mu? Benim gönüllü olarak İngilizce öğrettiğim bir ilkokul vardı. Okul müdürü başarılı öğrencilere, ben işte okul sonrası ek İngilizce öğretiyordum. Ve çocukların bana neler anlatıyordu. Öğretmenler onları dövüyor, cezaya, hep böyle kötü kötü kötü. O çocuktan ne olur? Korkular ne olur sonuçta? Korkular nefrete, şiddete döner. Ve size de gelir. Unutmayın. Öğretmenler, artık hepimiz yaşlandığımız zaman, gelecek nesle dizginleri bıraktığımız zaman, bir yere gittiğinizde yaşlı halde siz sevgi, alaka beklerken aynı davranışı siz de alacaksınız. Onun için şimdiden gelecek nesillerimizi sevgi ve akıl ile eğitelim. O zaman kimsenin korkusu kalmaz. Zaten böyle olunca çok akıllı ve kendini bilen bir nesil ortaya çıkar. Ve ona göre ülkenin yönetimi vesaire de çok akılcı insanların eline geçer ki onlar da bizi yukarı taşır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler. Gentlemenler Kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler Kulübü'nün 3. kuralı. Gentlemenler Kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler Kulübü tişörtümüz muhtelif mağazalarında halen satılmaktadır. Bir öğrenciye destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.